Dünyada bir zengin kafa yapısı diye bir şey varmış. Bu Amerika'da bilimsel olarak araştırılmış bir şey. Buna rich mindset deniyor. Bir de fakir kafa yapısı diye bir şey varmış. Bu da poor mindset. Çok başarılı zengin insanlara baktığınızda Amerika'daki bir Yahudi de, Türkiye'deki bir hacı amca da, Hindistan'daki bir Hintli de, Çin'deki Çinli de aşağı yukarı aynı davranış kalıplarını uyguluyor. O kadar benzerler ki bu insanlar. Dinleri, milliyetleri farklı ama kafa yapıları çok benziyor. Aynı şekilde poor mindset dediğimiz, hani parasını kaybeden, düşüşe geçen ve zorluk yaşayan hayatının sonlarındaki insanlar da yine dünyanın ayrı ayrı yerlerinde olsalar da sanki birbirleriyle aynı gibi aynı davranışları sergiliyorlar. Adam 3000 liralık, 5000 liralık telefon kullanıyor. Mütevazi arabayla geliyor. Çalışanı geliyor. Son model arabayla, bir de üzerine taksitle aldı telefonla. Hiç şaşmıyor. Bir tane adam geliyor. Çok büyük bir şirketteydim. Yurt dışından geliyor. Biz böyle buradan kapıdan içeri gelse çoğunlukla Türkiye'de beach'lere alınmaz. Restoranlara alınmaz bir kıyafetle. Adam ama milyar dolarlık bir adam. Zenginlerin zengin olmasını sağlayan tabii ki şans diye bir şey var, kader diye bir şey var ve vesaire vesaire, ama bunun dışında da temel başka şeyler de var. Sonra bunları tek tek insanlara anlatmak istemeye başladım çünkü gerçekten bize anlatılmıyor. Ve biz de bilmiyoruz. Bundan 4-5 yıl önce iyi bir BMW aldığınızda bugün o BMW işte o gün işte sıfır arabayı aldığınızda 2 milyonsa bugün o sıfır araba işte 1 milyon lira ya da 800 bin lira. Ama o 2 milyon liraya BMW'yi Türkiye'ye getiren Borusan'ın hissesini alsanız bugün 50-100 milyonunuz oluyor. Rakamsal olarak şimdi atıyorum ama rakamlar gerçekten böyle. Siz ondan 40 tane alabiliyorsunuz şu anda. İşte insanların o parayı büyütme kavramı yok. Ve gerek görmüyorlar çünkü bilmiyorlar. Ümitleri yokmuş. Bunu işin içine girince öğrendim. En üzüldüğüm orta sınıf hikayesi şu mesela. Yazlık almak istiyor. Urla'da yazlık alacağım diyor ve 100 yıldır bekliyor. 100 yıl daha beklesen alamayacaksın. Bırak artık onu. Geçti bitti unut. İşte Bademli var sizde diyelim. Bademli'de ev alma. Geçti bitti unut. Çekirge geçti bitti unut. Yeni çekirge neresi olacak? Şurası olmayabilir ama en azından orayı al kardeşim. Al bir başla. Paran ona yetiyor çünkü. E ama orada şöyle ama böyle. Öyle böyle dersek hiçbir şey olmaz. Ama bu rich mindset dediğimiz insanlar diyor ki benim param buna yetiyor. Küçük küçük buradan başlayacağım kardeşim diyor. Birinci mantık şu. Küçük paraları kesinlikle küçümsemeyeceksiniz. Benim bir de şeyim var. Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın. Her şey küçükte başlar. Özellikle bizim orta sınıftaki problem bu. Direkt hemen olmadan bir şeyler yapmaya başlıyoruz. İlk parayla en iyi arabayı alalım. İlk parayla en iyi telefonu alalım. Düğün yapacak. Parası yok. Borçla düğün yapıp milleti eğlendiren bir toplumuz ya. Ben niye millet eğlenecek diye. Bir de beğenmeyecekler bu arada. Vallahi diyorum ya, et niye yok? Tavuk sadece vermişler. Balık niye yok? Et niye var? Et şöyle bir soğuk geldi falan. Bir de üzerine beğenilmeyeceksiniz ama konu yok komşu ama ne desinler. Böyle bir toplum dünyada az yani. Ve emin olun o rich mindset dediğimiz bunu Jeff Bezos anlatıyor. Amazon'un sahibi. İlk 20 yıl diyor ben kar payı çekmedim şirketten diyor. Çekebilir miydim? Çekebilirdim diyor. 2000 yıldaki belgeselinde adam Honda araba kullanıyor arkadaşlar. Siz soruyorlar milyar dolarım var. O zaman daha milyar dolar adamı zavallıcık. Milyar dolarınız var. Niye Honda kullanıyorsunuz? Gülüyor. Nesi var ki Honda'nın, gayet güzel diyor. Şimdi bunu kaç kişiye anlatsak? Bir daha mı gelecek ya abi, adam dünyaya saçmalıyorsun. Ama şu an adamın bilmem ne kadar Mac'te tekkesi var. Para o kadar büyüyor ki artık yapabilir yani. Ya da aynı şekilde Mark Zuckerberg'in 100 milyon abone olana kadar ki oturduğu evi gösterdiler. Minicik bir ev. Diyor ki 100 milyon aboneye kadar ben bu kadar evde oturdum diyor. Çünkü onun büyümesine izin vermek zorundaydım şirketin diyor. Ya bu adamlar bir yere geliyorlar sadece çalışarak değil. O paranın belli süre büyümesine izin vermeniz lazım. Özellikle bizim gibi insanların.